Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var. Çünkü bilim kadınları dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. Araştırmamın başlığı ABCG1 geni susturulmuş makrofajların kanserle savaşan embriyo fenotipine dönüşmesinin moleküler mekanizması. İlkokulda belgesel izleyerek notlar alan yardımcı doçent doktor Duygu Sağ, kendi kendine deneylerle o yaşlarda bilime ilk adımlarını atmış. Liseyi İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde tamamladı. Daha sonra Louisville Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden disiplinler arası çalışmalar yapmak üzere burs almaya hak kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. 2009 yılında doktoranın en başarılı öğrencilerine verilen dekanlık ödülünün sahibi olmuş. Doktoranın ardından aynı yıl San Diego'da doktora sonrası çalışmalarına hız vererek kolesterolün bağışıklık sistemi hücrelerine etkisi ve kanser immünolojisi üzerine önemli buluşlar gerçekleştirmiş. 2015 yılında tersine beyin göçünü desteklemek için TÜBİTAK ve Marie Curie'nin ortak projesi olan donanımlı bilim insanı dolaşım programıyla Türkiye'ye geldim. 2015 Nisan ayından beri 9 Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü'nde yardımcı doçent ve baş araştırmacı olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bu çalışma sayesinde başta mesane kanseri olmak üzere kanser tedavisinde yeni ve etkili ilaçların keşif çalışmalarına ışık tutmayı hedeflemektedir. L'Oréal'in bu desteği sayesinde kadınların bilim dünyasındaki yeri açısından anlamlı ve önemli olduğunu, bu başarı ile diğer bilim kadınlarına örnek olabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Diğer bilim kadınlarına ışık olabilmek en büyük ideallerimden biri. Bu ödülle bu idealimi gerçekleştirebilmeyi umuyorum.